Orhan Karataş Gençliğe hitabe ve Bahçeli'nin Sözleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Bursa'da söylediği, partisinin grup toplantısında tekrarladığı bir söz özellikle yıkım cephesinde büyük bir panik oluşturdu. Sıfırlanmış terörü azdırarak oluk oluk kan akmasını sağlayan, sonra da bunun üzerinden ülkeyi bölecek hain planları hayatı geçirmek için seferber olanların MHP'yi anarşi çıkarmakla suçlaması kahkahalarla gülünecek bir durumdur. Bunu söyleyenler de eğer zerre kadar vicdan olsaydı MHP'ye bu yakıştırmaları yapmak yerine ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda gösterdiği büyük hassasiyetin şeytani planlara, alçak provokasyonlara rağmen kardeş kanı akmaması konusundaki titizliğinden ve çabasından dolayı teşekkür eder minnet duyarlardı. İnsaf ve vicdan sahibi herkes çok iyi biliyor ki bugün Türkiye'de hala huzurdan bahsedilebiliyorsa, hala bölünmez bütünlük milli devlet ayakta kalabilmişse bu Türk milliyetçileri ve onların siyasi teşkilatı olan MHP'nin direnci sayesinde'dir. Aynı şeyi Atatürk de söylüyor. Bu muhteremleri bu kadar telaşlandıran şey tam da budur. MHP'nin ülke ve milletin bölünmez bütünlüğü konusundaki kararlılığıdır. Zira Sayın Bahçeli'nin Bursa'da gerçekleşen kuruluş mitinginde meydanı coşkuyla dolduran Türk milletinin hep birazdan beyan ettiği ve Türkiye'nin batışına, milletin çözülmesine itiraz eden, bizzat millet iradesinin inisiyatif almasına vurgu yapan sözlerine verdiği merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir karşılığı tam da bu kararlılığın ifadesidir. Bu bakış, bu kararlılık, bu beyan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki duruşun ve gösterilen hedefin tıpa tıpa aynısıdır. Sayın Bahçeli'nin sözlerinden rahatsız olanların, buradan kendi emellerine uygun bir sonuç çıkarmaya çalışanların, bu sözlerin kam ve anarşi çağrıştırdığını söyleyenlerin önce gençliğe hitabeyi bir defa daha okumalarını, sonra da bu ülkenin sahipsiz olmadığını hatırlamalarını ısrarla tavsiye ederiz. Yurdumuz parçalanırsa tepkisiz mi kalacağız? Sayın Bahçeli grup toplantısında o sözün sonuna kadar arkasındayım dedikten sonra gerekçesini çok net, çok anlaşılır biçimde ortaya koydu ve aynen şunları söyledi. Asla dilemeyiz ama hükümetin teslim olduğu, teröristlerin hakimiyet kurduğu, Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız, tepkisiz kalacağımız mı zannedilmektedir? Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göz alacağımız mutlaka görülecek, tümüyle de anlaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeden hain niyetler amacına ulaşamayacaktır. Türkiye sevdalısı cesaret timsalleri aşılmadan Türk milleti ayrılamayacak, dağıtılamayacak ve Türk vatanı ufalanamayacaktır. Bizim sözlerimizden dolayı tarihi hata yaptığımızı söyleyen, miting meydanımızın kalabalığından kabuslar gören bilinci kaymış zavallılar da tarihi ihanetin içine çoktan battıklarını, milletimize tarihi kötülüğün daniskasını yaptıklarını günü geldiğinde idrak etmek durumunda kalacaklardır. Ülkesini seven herkes aynı şeyi söyler. Zerre kadar vatan millet sevgisi taşıyan bu bayrağın inmemesini, bu ezanın susmamasını, bu vatanın bölünmemesini isteyen herkesin aynı şeyi söylediğinden, aynı kararlılığı gösterdiğinden, bu sözler karşısında coştuğundan ve onayladığından en küçük bir endişemiz yoktur. Hükümetin teslim olduğu, teröristlerin hakimiyet kurduğu, Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda hiçbir Türk vatandaşı sessiz ve tepkisiz kalamaz, hele Türk milliyetçileri hiç kalamaz. Nitekim aynı şeyi Mustafa Kemal Atatürk de söylemiş ve gençliğe vasiyet etmiştir. Her Türk gencine Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmeyi birinci vazife olarak vermiştir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli olarak bunu göstermiştir. Bu temeli en kıymetli hazine saymış ve sanki bugünleri görmüş gibi şu uyarıyı yapmıştır. Birinci Vazife İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine karşı edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir garbiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün telsanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Millet her şeyin farkında. Sayın Bahçeli, Mustafa Kemal'in söylediği gibi ülkenin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü ve cumhuriyeti savunma mecburiyeti ortaya çıkarsa vazifeye atılmak için içinde bulunan vaziyetin imkanının düşünülmeyeceğini bir defa daha dosta düşmana göstermiştir. İktidara sahip olanların gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunmaları halinde neler olacağını kesin bir ifadeyle hatırlatmıştır. Hiç kimse sulandırmaya, başka anlamlar çıkarmaya, hele hele anaların gözyaşının arkasına saklanmaya çalışmasın. O anaların niye ağlatıldığı bugün çok acı şekilde ortaya çıkmıştır. Önce anaları ağlattılar, şimdi de o gözyaşlarının üzerinden vatanı pazarlık masalarına koydular. O kanı döken caniyle işbirliği içinde ülkeye kefen biçiyorlar. Bu sicille hiç utanmadan, hiç sıkılmadan bu oyunu bozanları, bu pazarlığı ifşa edenleri, o anaların gözyaşlarına sahip çıkanları suçlamaya uğraşıyorlar. Türk milleti artık her şeyin farkındadır ve önüne sandığın konulmasını beklemektedir.